Başkanımız Serkan Aras'a herkesine saygılar, sevgiler. Peki muhtarım, tekrar muhtar olduğun zaman köye yapacağın bir hizmet var mı? Köye yapacağımız hizmet bitmiyor. Bitmez de ihtiyaç, çünkü her sene bir farklı ihtiyaç olaraktan çıkıyor. Her yere bir tek, yani şeyden de bırakmadım. Elimden geldiği kadar da çeşme yaptırdım. Köyün içine, kenarına, kıyısına, meralara hayvanlar içsin diye. Yani hemen hemen de 5-6 tane çeşme yaptırdım. Sırf merada, arazide olanlar. Yaptırmaya da devam ediyorum. Çoğunda da köylümün üstüne yüklenmiyorum. Çevremden topluyorum, civar köylerden topluyorum. Yani bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah ikinci çekimde de bunları zaten tek tek o çeşmelerini hepsini görecekler. Bunlar hepsi yapıldı. En büyük ihtiyacımız parkedaş. Ha, parkedaş iyi oluyor mu? İyi oluyor. Yalnız sular patlayıp da parkedaş tekrar eşildiğinde oralar bir harabiye dönüyor. Onlar çünkü tekrar yerine getirip yapmıyor. Kepçe eşiyor, çıkıyor, gidiyor. Yani eskisinden de kötü oluyor aslında. Kaplama, asfalt biraz daha mantıklı bana. Parkedaştan. En azından onu dolgu yapıp kapatabiliyorum. Parkedaşı döşediğinde altındaki ana borular kırıldığında, kanalizasyon var, bunun altında içme suları var. Bunlar kırıldığında tekrar o taşı kepçe söküyor. Kırılıyor, taş kırılıyor, taşı bulamıyorsun, yere çukur kalıyor, taşlar tek tek dizilmesi lazım. Bunun üstüne ekip düşmüyor. Ha, bana kalırsa hayır, bu şekildeyi biraz mıcırla neyle, biraz yağmurlu havalarda çamur oluyor ama yalnız hani o da yapılacak. Benim görüşüm bu da. Vatandaş parkedaş istiyorsa bunu yapacağız. Ha, dernekten para toplarız, buradan toplarız. 150-200 bin lira neyse kaymakamlığa yatırırız. Bu parkedaşı da her sene kademe kademe yaptırırız. Merayı hani kiraya vermek yanlış. Ben meramız fazlamız olduğu için kiraya veriyorum. Oradan gelen paralarından da çeşme yaptırıyorum. Bunu köylülerimiz de biliyor. Hani köylüden, çünkü herkesin bir maaşı var 12-13 bin lira. Ben bunu o adama yüklememek için meradan gelen paraları tutuyorum, çeşme yaptırıyorum. Camime harcıyorum. Ne ihtiyaçsa onu harcıyorum. Köylülerim de hepsi biliyor. Ha, işlerinde muhtar bu parayı yiyor diyen yok mu? Var. Ama ben hiç bu koyun bir kuruşuna ne tenezzül ettim ne ettim. Köylü de biliyor zaten bunun çoğunluğu da. İnşallah da komşularımızın şeyinden de tekrar seçileceğim. Peki muhtarım, bu köyün ismi hep aynı mı kaldı, değişme oldu mu? Köyümüzün isminden herkes hemen hemen şikayetçi. Uzun olmasından şikayetçi. Nüfus şeyinde kimliğe sığmıyor. Gittiğin yerde kendini bir kelime de anlatamıyorsun. Karakocaoğlu kışlası dediğinde karşı taraf sana ya bir tane söyler mi tekrar diye. Yani sorun oluyor. Ben bunu 2015 yılında değiştirmek için başladım. Köydeki Karakoca olan sülalesi şey yaptı, tepki gösterdi. Halbuki ben bunu onlara bir tepki olaraktan değil. Kerkeniz kışlası daha bir şey olsun, karşı taraf anlasın diyerekten. Kaymakam Bey o zaman onaylamıştı değişmesi için. Vali Bey'e gitti. Vali Bey'den geri tekrar döndü geldi bu şekilde kalsın diye. İnşallah onun için de bu köyün ismi değişsin diye de çaba sarf edeceğim. Hatta ilk yapacağım işlerinden biri de bu. Peki muhtarım, bu köyün yerleşimi kaç asırlık, 200 yıllık mı, 300 yıllık mı, kökenin nedir, nereden gelmedir, bildiğin, duyduğun kadarıyla büyüklerinden? Ben büyüklerimden duyduğum, kendi sülalem için söylüyorum, toplanma hani bizim burada biraz fazla şey olduğu için biz Türkmenistan'dan gelmeyiz. Türkmen asıllıyız. Köyümüzün tam şeyini de Ankara'dan gidip bunu öğreneceğim. Tam kurulumunu, ases şeyimiz orada bizim. Bütün köylerin şeyi orada. İnşallah onu da öğreneceğiz. Bizim köy herhalde tahminim 300, 3 asırdan fazla. 3 asırdan fazla olduğunu biliyorum büyüklerimden duyduğum. İnşallah onu da öğreneceğiz. Eski kayıtlara bakıp biz Türkmenistan'dan gelmeyiz. Ümmetler, candaşlar olaraktan. Peki muhtarım, bu köy ismini nereden almış? Bir hikayesi var mı? Karakocaoğlu Kışlası. Şimdi ilk gelenler Karakocaoğlu sülalesi olduğundan o zaman işte onların sözü geçiyordu. Hani köylerde de genellikle bu isimler konurkene bu şekilde işte hani köylerin ismi konurkene onların ağırlığı olduğu için Karakocaoğlu onların soy ismi işte kışlası neyi eklediğinde de bu kadar uzun oluyor. Bizim de istediğimiz Kerkenez kışlası. Hem Kerkenez'in eteğinde yaşıyoruz. Hem bizim köyümüzün ismi de gerçekten Sorgun'da, civar köylerde bilinen de bu. Karakocaoğlu kışlası deyince benim köyümüz Sorgun'da kimse bilmiyor. Buna devlet kurumları da dahil. Bunu bir an önce dernekle de birlikte olup bunu değiştireceğiz. Diğer dernek başkanımız bana destek vermişti zaten. İnşallah şimdiki de destek verip imzaları toplayacağız. Çoğunluğu sağlayıp
imzaları kaymakamlığa sunup inşallah değiştirmeyeceğiz. İnşallah yani. Çünkü sıkıntı oluyor. Evet. Peki muhtarım, köyü şu anda Sorgun'a bağlı. Peki Sorgun'a kaç kilometre, Yozgat'a kaç kilometre? Yozgat'a 18, Sorgun'a 18 kilometre köyümüzün uzaklığı. Hemen hemen 15-20 dakika içerisinde de Sorgun'a gidiyoruz. Alışverişimiz, bütün ihtiyaçlarımızı Sorgun'dan gideririz biz olarak. Yozgat'a da aramız 28 kilometre buradan yakınlığı. 28 kilometre buradan giderek Yozgat'a da 28 kilometre. Yozgat'a sadece bir hastane ne işimiz olduğunuza genellikle o şekilde gidiyor. Alışveriş, diğer işlerimizin hepsi de Sorgun'dan bitiyor. Evet. Peki köyünüzün kendine ait bir örfü adetleri var mı? Düğünlerde olsun, cenazelerde olsun. Köyümüz cenazede olsun koşar giderler. Düğünlerde de olsa koşar giderler. Kimin ne varsa elinden ne geliyorsa yardımcı olurlar. O yönden köyümüz çok iyidir. Birbirine bu cenazelerde olsun, düğünlerde olsun tutkun insanlardır. Birlik ve beraberlik, beraberlik var. Yani duyduğunda cenazeye gelmemek gibi, işte duymamazlıktan gelmiş gibi olayamaz. Duyduğunda küs de olsa çıkar gider. Evet. Var mı muhtarım söylemek istediğin son sözlerini alalım. Tekrar muhtar adayısın. Hayırlısı neyse o olsun diyelim. Amin. Amin. Köyümüz için kim lazımsa, kim daha iyi ihtiyaçlarına koşacaksa o olsun. Köyümüz için kim gerekliyse, kim nerede hakkını savunacaksa, Haydar Koçer, Haydar abi de olabilir, ben de olabilirim ama köyümüz için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Ha, köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız da zaten beni biliyor, ne olduğumu biliyor, 10 yıldır neler yaptığımı. Kendilerinden çok güçlüyüm, kendileri de benden şey, kusurlarımız olur, onların bize karşı olur. Ama nedir? Biz kendi şahsi işimiz değil. Biz hani köy için çalışıyoruz, insanların kalbi kırılıyor. İşte istediklerini yapmayınca, hani şeylerini karşılayamayınca kırılıyor, küsüyorlar. Bunu küsmesinler. Çünkü onun karı diğerinin zararına şey yapıyor. Biz köyde kimseyi ayırt edemeyiz. Benim kapıma parke taş gelmez ama diğer kapılara götürü yaparım. Niye benim muhtar işte geldi de kapısına yaptırmadı, yaptırdı demesinler diye. Gittim köyün meydanına yaptırdım aldığım parke taşı da. Oyların hepsine talibim. Ha, kusurumuz yok muydu? Vardır, insan oluyor. Bu hata yapılır. Hepsinden de varsa kusurum özür diliyorum. Elimizden ne gelirse de muhtarlığı alırsak da devam edeceğiz hizmetlerimize. Haydar abiye, Haydar Koçer'e de başarılar diliyorum. Biz küslük ne olmaz. O bana gelir gider. Ben ona gelip gidiyorum. Kendisi de anji oluyormuş. Geçmiş olsun. Durum bu. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, bu birinci çekimimizde öncelikle bizlere sponsor olan sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ikinci çekimimizi de ilkbaharda yapacağız. Geniş kapsamlı bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Ha, gönül isterdi ki uzun, geniş kapsamlı bir çekim yapalım. Zamanımız yeterli olmadığı için. Yoksa muhtarımızla köyü gezip evlerde tek tek röportaj İnşallah yapabilirdik. Çünkü yapacağız. Zaman yeterli değildi. Ancak bu kadar zamanımız olduğu için, tabii bunun içinde drone çekimimiz oldu. Havadan köyün genel çekimini, kabristanın çekimini yaptık. Yine çevre arazilerin çekimini yaptık. İkinci çekimimizde eksiklerimiz varsa, ki birinci çekimdeki eksiklerimizi ikinci çekimde gidereceğiz. Çünkü birinci çekimde eksik izleyicilerimiz çok bulacak. Evet. Falanca yer çekilmemiş, bura çekilmemiş, evet, diyenler olacak tabii ki. Yani zaman yetmediğinden. Zaman yetmediğinden, onlar da ayrımcılık ne yaptığımızdan değil, zamanımız kısıtlı olduğu için çekim yapamadık. İnşallah ömründe her yeri, köyümüzün genelini de insanların da röportaj şeklinde devam ederiz inşallah. Evet, birinci çekimimizin sonuna geldik. İkinci kahırlı dağların ardından haber beklerim yavrumdan. Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan. Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan. Çektirmeye yeter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Ben kuzumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Bir günüm bir sene oldu, benim yavrum nerede kaldı?
Hazan değdi gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Hazan değdi gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Çektirmeye ter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Ben kuzumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık.